Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran yine tarihi camilerimizden bir tanesini tanıtacağız. Burası Denizli Pamukhanlı ilçesine bağlı Belen Ardıç Mahallesi, Belen Ardıç Camii'ndeyiz. Dışarıda 1885 yazıyor ancak muhtar arkadaşımız onun tam net olarak bilinmediğini belirtti. Daha önce ben bunu ajandama not almıştım. Türkiye'de hiç çivi kullanılmadan yapılan bir cami sayın izleyiciler. Ahşaptan yapılmış. Kapısı burada gördüğünüz gibi. Kapısı burada kapanıyor. Burada baktık, açmaya çalıştık, açılmadı. Burada kilit sistemi var. Oradan açıyoruz, içeri giriyoruz. Evet. Bunlar da o ilk yıllarda mı yapılmış? Evet, ilk yıllarda. Hiç değişme yok. Evet. Gelin bu tarafa. Çok güzel bir... Bu resimler de mi? Evet. Yapıldığı zaman yapılmış. Yapıldığı zaman. Hiç değişen yok. Değişme yok. Evet. Caminin yapıldığı gibi duruyor sayın izleyiciler. Bu boyama sistemleri, yani bu görmüş olduğumuz figürler ve yazılar orijinalliğini koruyor. Doğru. Evet. Ya restora yapıldı mı sizin bildiğiniz? Yok, restora yapılmadı. Yani yapılmadı. Tavanında arkadaşımız, yani vatandaşlarımız da söyledi, hiç çivi kullanılmadan yapılan bir cami olduğunu belirttiler. Ahşaptan cami. Bir de buna benzer bir camimiz nerede var? Tokat'ın Erbaa ilçesinde Akça köyünde var sayın izleyiciler. Oradaki cami de 1082 yılında yapılmış Silahtar Ömer Paşa Camisi. O da sakız ağacından, ahşaptan yapılmış. Burada gördüğünüz gibi, bugünkü yapıldığı gibi o da duruyor. Onu da belirteyim. Bu cami de tarihi bir cami. Türkiye'deki ve yurt dışındaki bütün kardeşlerimizin, Müslümanların Denizli'yi, Pamukkale'yi ziyarete geldiklerinde Belen Ardıç Camisi'nde görmelerini ne yapıyoruz? Tavsiye ediyoruz. Doğru mu efendim? Mutlak gelip bu güzelliği görsünler. Atalarımız, didelerimiz çok güzel bir ahşaptan cami yapmışlar. Yapanlardan da Allah razı olsun diyoruz. Nur içinde yatsınlar. Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi yıllar önce yapıldığı için onlara da dualarımızı gönderiyoruz. Evet, burada. Şurası. Evet. Burası ayrı mı? Tescilli var mı? Bakımı yapılmazsa ileride... Evet, bakımının yapılma. Nerminar, şurayı alalım. Şurayı bir alın da. Bak... Nerminar burcuyu da buradalar. Buranın mutlaka restorasyonu yapılması istiyoruz. Doğru mu? Evet. Yoksa bu mihrabın olduğu yer ne yapacak? Düşme tehlikesi var. Düşme tehlikesi, en ufak bir deprem. Evet, düşebilir. Deprem olmasa da ayrılabilir. Burada namaz kılan arkadaşlarımızın üstüne düşebilir. İstenmeyen bir olayın yaşanmaması için... Bunu unutamazsın efendim. Mimar Vakıflar Müdürlüğü'ne müracaat ettin mi? Yaptık. Müracaat dosyayı verdik. Anıtlar Kurulu'na çıkmadı. Kurulundan onayı çıkmadı. Anıtlar Kurulu'ndan onayı çıkmadı. Anıtlar Kurulu'ndan bir heyetin gelip burada inceleme yapmasını istiyor sayın izleyiciler. Bu görmüş olduğunuz sütun düşebilir bir vatandaşımızın üstüne, ne olur hayatını kaybedebilir. Değil mi efendim? Evet. Onun için mutlaka gördüğünüz gibi burada arkadaşlarımız da namaz kılmak için gelmişler. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Biz de abdestimizi alıp namazımızı kılalım. Yukarı çıkın, yukarıda bir yaşlı yazıma da evet. Arka tarafta. Yukarıda. Anıtlar Kurulu'nun buraya gelip yerinde görmesini, tespit etmesini istiyoruz. Evet. Muhtar arkadaşımıza da bu güzel eski tarihi camiyi tanıtımında öncülük ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz.